Arkadaşlar merhaba. Bugün Mega Şövalye DS'si ile 8000 kupaya yaklaşmaya çalışacağız. DS'de bu şekilde. Tek bir sorunu var. O da büyük büyüsü yok. O yüzden zorlanabiliriz. Ama DS'de cidden hızlı dönüyor. Şu an dünyada kaçıncı sıradayız? Bir bakalım. 8000 kupaya geçen 2 tane oyuncu var. Bu sezon uzun olduğu için kupalar bayağı bir artacak zaten. Şu anda da dünyada 25. sıradayız. Hemen maçlara geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Kupası çok da düşük değil. Güzel. Kuleye vurmasın. Bu arada son videoda şarkı eklemiştim. Yine bu video o şekilde olacak. Oyun sesinden sıkılanlar olduğu için bir de böyle deneyelim. Mega Şövalye'yi de atalım. Kartları güzel topladık. Bu videonun sonrasında da anket açacağım. Bundan sonra videolar şarkılı mı olsun yoksa oyun sesiyle mi olsun diye. Ana kuleyi uyandırabilir. Çarpmaya attım ama iskelet falan bekliyordum. Ana kuleyi açarsa zaten rakip bayağı bir avantajlı duruma geçiyor. O yüzden risk aldım. Biraz daha baskı yapalım. Alan hasarı vuran sadece bomba kulesi vardı galiba. Şöyle ikisinimiz de oldu. Mega Şövalye'yi şimdilik elimizden çıkarmayalım. Mega Şövalye'yi atmadan savunabildik çok iyi. Haydut'un atlamasını ben de beklemiyordum. Son anda vurdu. Sağlam geliyor. Kriyeç ölecek özelliğine bastım. En azından balon çok vurmadı ama neredeyse kule hasarlarını eşitledi. Baskı yapmaya devam edelim. Bina kartı kırılsın. Çarpmayı da attım. Sol tarafı çok erken aldık. Bundan sonra savunmada kalalım. Son 45 saniye. Kraliçeyi atmayacağım. Zaten döngüye girmiyor. Balonu attıktan sonra biz de atarız. Şöyle köprü de keselim. Balon herhalde yine vuracak. Son anda vuramadı. Üç taşa doğru gidiyoruz. Balon eskisi gibi vurmadığı için bir kere de vursa şu an kulemiz gitmeyecekti. Üç taş alabilir miyiz? Uzatmaları gitseydi de üç tacı alırdık bence. Kaç kupa almışız? İkinci rakibimiz daha da yüksekten. 7873. Bu normalde Kıvılcım DS'si oynuyor. Şu an Twitch'te canlı yayında herhalde. DS'sini tam öğrenebilmek için çarpmayı da attım ama farklı bir DS'de oynuyor herhalde. Kraliçe için arkadan Mega Şövalye atalım. Yarasaları attım, özelliğini de kullansın. Balıkçı da var. Kral devi desiz herhalde. Balıkçısı hayatta sıkıntı. Tombuğu çok kötü attım. Tuvalkıcının bir tanesi vuracak. İki taraftan da baskı yapalım. Güzel savundu.
Kösebi'yi savunmada kullanırsak Cryo Activate için atağa da kalkamayız. O yüzden her türlü hasar alacağız gibi. İksirimiz doluyor. Kartları toplamaya çalışalım. Destek olsun diye yarasaları da atalım. Elektro ruh çok sıkıntı. Tomru olduğu için Mega Şövalye'yi bekledim. Fazla hasar yedik. Hasar farkında öne geçmeyi başardık. Üzerine basalım. Kılıç güzel çalıştı. Korumamız lazım. Elektro ruhu elinden çıkardım. Kılıç çok iyi çalışıyor. Orta özelliğinde o da bastı. Anlamadım niye bastığını. Şöyle bir savunma yapalım. Baskı yapmamız lazım. Bir daha Kraliçe devi atamasın. Hemen çarpmayı da atalım. Elinde Tomru olmadığı için savunma yapamadı. Bakalım kaç kupa aldık. 33 kupa çok iyi. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulmuş olduk. Yine kupası düşük olmayan bir rakip. Güzel. DS'sini öğrenmeye çalışalım. Slasher eskiden çok daha fazla metadaydı. Şu an güçlü aslında ama Kraliçe olduğu için onu tercih ediyorlar genelde. İkisi de aynı DS'de neredeyse hiç gitmiyor. Alan hasarı vuran bir kartı var mı bir öğrenelim. Valkyrie bize biraz sıkıntı çıkaracak. Yine balon oynayan bir rakip. Bu desteği biliyorum. Felaket kulesi de olması lazım. Balon da geldi. Kıyı için özeline basmayacağım. Ataktayken kullanırız. Kartopunu da çıkardı yarısıları görmediği için. Gerçi Mega Şövalye'ye kilitlendi. Çok kötü oldu. Üzerine bastım. Buz golemi atmadı. Herhalde dönmedi. Neredeyse hasarları eşitledik zaten. Mega Şövalye attıktan sonra artık ortadan yarısaları kesinlikle bölelim. Hemen Mega Şövalye'ye kilitlenince Felaket Kulesi rahatça alıyor. Valkür'ün elinden çıkarır belki. Atmadı, duvar yıkıcıları atalım. Kraliçe bir sonraki karttı. Ölüm hasarı vuracak sadece. Kraliçemiz yaşasın. Güzel. Duvar yıkıcıları da attım. Şu an ne yapıp ne edip Kraliçe'yi döndürmemiz lazım. Eyvah. Kösebek atalım bari. Döner mi? Döndü. Tamam, şimdi Kraliçe'yi savunmada bırakalım. Yine bir balon geliyor herhalde. Üzerine bastım. Balonu vurmaması lazım. Kartlarımız çok iyi birikti.
sol tarafa çok daha fazla hasar verdik. Şu an balon atamıyor. Felaket hep son anda yetiştirdi ya. 640'a kadar indirdik. Duvar ekiplerinin bir tanesi vursa yetecektim. Soldan da sağlam geliyor. Özelliğine bastım. Ne olur ne olmaz diye köste bir attım ama gerek kalmamıştım. Riske giremezdim. Malkül'le birlikte çok rahat savunuyor. Şu an elinde yoktur. Silahşar kuleyi almasın. Sürekli savunuyor. Sağ taraftan da baskı yapalım. Sol tarafa çok iksir attı. İkinci duvar yıkıcı da vurdu. İki taraftan gitmemiz çok iyi oldu, yoksa maçı kaybedecek gibiydik. 28 kupa. 7898 kupaya ulaşmışız. Genel rakipler bu şekildeydi. İlk maç diğer maçlara göre biraz daha kolaydı ama bence diğer rakipler antiydi. Şu anda da dünyada 6. sıradayız. Deste fena değil, sadece tek sıkıntısı büyük büyüsünün olmaması. Onun dışında oynaması gerçekten eğlenceli bir deste. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.